Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklarındaki hak iddiasını sahaya indirmesi, Libya ile olan mutabakat Doğu Akdeniz gerilimini yeniden gündeme getirdi. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere kıyıdaş ülkeler Yunanistan gibi bu sürece çok büyük tepki gösteriyor. Özellikle Türkiye'nin attığı bu adımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak nasıl yorumluyorsunuz? Bu gerilime neden olan süreç ne anlama geliyor? Şimdi bir kere Türkiye bu adımı tek başına atmadı. Bir süredir bu adımları biz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte atıyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz'in Doğu Havzası'nda Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte hareket ediyoruz. Lisansları veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu bu Doğu Akdeniz'in Doğu Havzası'nın güneyindeki bölümde, Kıbrıs Adası'nın etrafındaki bölümde biz lisansları verdik. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu lisans alanları içerisinde önce sismik araştırma yaptı, şimdi de kazı çalışması yapıyor ve bunun güvenli bir biçimde yapılabilmesi için bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri bir destek veriyor zaman zaman kruvazörleriyle. Diğer taraftan da bunun havadan kesintisiz bir biçimde gözetlenebilmesi için, bir monitörün yapılabilmesi için insansız hava araçlarının Geçitkale Havaalanı'nı, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Geçitkale Havaalanı'nı kullanmasına da bir süre önce hükümet olarak izin vermiştik. Doğu Akdeniz'in Batı Havzası'nda Türkiye Cumhuriyeti bizden ayrı Libya'yla da bir anlaşma yapmış durumda. Aslında burada ayırt edici özellik şu: daha önce de denizdeki haklarını, gerek Türkiye Cumhuriyeti kendi deniz yetki alanları içerisindeki haklarını, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz kendi deniz yetki alanlarımız içerisindeki haklarımızı korumaya dönük bazı girişimleri yapıyorduk, açıklamalarda bulunuyorduk, bildirimlerde bulunuyorduk. Tepki gösteriyorduk Kıbrıs Rum tarafının ve Yunanistan'ın bazı adımlarına. Birleşmiş Milletler'e mektup, protesto mektubu gönderiyorduk. Ama şimdi değişen şey şu: artık biz sadece kağıt üzerinde veya masada değil, aynı zamanda sahada da fiilen ve fiziken varız. Lisans veriyoruz, sismik araştırma yapıyoruz, kazı yapıyoruz, tatbikat da yapıyoruz bu bölgede, insansız hava araçlarıyla bir monitörün yapıyoruz. Dolayısıyla esas fark sahada da kendi haklarımıza sahip çıkmaya başlıyor olmamızdır Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte. Burada karıştırılmaması gereken şey şu: Türkiye'nin deniz yetki alanları ile, ki bu alanlar içerisinde Türkiye'nin kendi iddiaları ve kendi çalışmaları vardır ve verdiği lisanslar vardır, yaptığı kazılar vardır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanları içerisinde yapılan kazıları birbirine karıştırmamak gerekir. Peki bu adımların aslında bu bölgede güç politikası uygulandığına yönelik eleştiriler var ve bu da aslında gerilimi tırmandırıyor deniliyor. Özellikle AB kanadından yapılan açıklamalar bunlar. Sahaya inmiş olmanızla bağlantılı olarak yorumlayabilir miyim? Kesinlikle güç politikası uygulanmıyoruz. Gunboat diplomasi denilen yöntemi aslında Yunanistan'la Kıbrıs Rum tarafı uyguluyor. Şöyle bir bakalım, işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylüyor bütün ilgili taraflar. Ama işbirliği anlayışında farklılık var. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gelin oturalım, işbirliği yapalım, bu kaynakları birlikte işletip birlikte çıkaralım, uluslararası piyasaya birlikte aktaralım ve adil bir biçimde paylaşalım diyoruz. Çok net. Böyle bir işbirliğidir bizim bahsettiğimiz işbirliği. Oysa Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan bölgesel işbirliğini önemsiyoruz derken, bir bakıyoruz Mısır'la yapmış oldukları bir anlaşmayla, İsrail'le yapmış oldukları anlaşmayla, Lübnan'la yapmış oldukları anlaşmayla, Yunanistan'la Rum tarafının kendi arasında yaptığı anlaşmalarla aslında bölgesel işbirliğini bölgedeki diğer aktörlerin hak ve menfaatlerinin hilafına kurmayı hedefliyorlar. Dolayısıyla işbirliğini başkasının hakkını gasp etmek için değil, işbirliğini bölgedeki kaynakların birlikte kullanılması ve paylaşılması için kullanmak, böyle bir işbirliği anlayışına sahip olmak anlamında taraflar arasında fark vardır. Ama bir gerçek var: eğer biz bugüne kadar sahada bu ticari araştırmaya dönük ve diğer tarafla paralel adımları atmamış olsaydık, işte tam da öyle bir durumda hakkımız her gasp edildiğinde belki de kuvvet kullanma tehdidi yapmak durumunda kalacaktı ve gunboat diplomasi tam da o zaman olacaktı. Oysa bugün içinde bulunduğumuz durum kesinlikle böyle bir durum değildir.
bu bölgede yeni bir güç paylaşımı olduğu aşikar. Bu bölgeye Amerika Birleşik Devletleri'nin girmeye çalıştığı, Rusların nüfuzunu kırmaya çalıştığı, Avrupa Birliği'nin içerisinde tek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak kalan Fransa'nın, İngiltere'nin Brexit'le birlikte çıkışıyla birlikte bu bölgeye de girmeye çalıştığı çok aşikar. Peki biz bu coğrafyada yıllardır varız. Biz burada bir var olma mücadelesi veriyoruz Kıbrıs Türk halkı olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri var ve en uzun sahile sahip devlet. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer aktörlerden defa defa fazla bu coğrafyada bulunma ve bu coğrafyanın geleceğini belirleme açısından bir oyun kurucu olma, bir aktör olma hakkına sahiptir. Peki bu adımlar, bu açıklamalar, bu gerginlik, NAFTEX ilanları askeri bir çatışmaya dönüşür mü? En önemli sorulardan biri de bu, çünkü çok tartışılıyor. Ben bunun bir askeri çatışmaya, silahlı çatışmaya dönüşeceğini düşünmüyorum. Burada bir tırmanma vardır ama esasen bütün ilgili tarafların bence yapmaya çalıştığı bir tür caydırıcılıktır. Ama nihayetinde bir konuyu, bir hususu gözden kaçırmamamız gerekir. Eğer biz 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile, ki bizzat benim müzakere ettiğim bir kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması var Türkiye Cumhuriyeti KKTC arasında, 2011 yılından itibaren biz politikamızda, Doğu Akdeniz politikamızda bir paradigma değişikliğine gitmemiş olsaydık, yani sadece protesto etmek noktasından ayrılmamış, sahaya da inmemiş olsaydık, bu faaliyetlere başlamamış olsaydık, bugün bu adımlar atıldığı zaman doğrudan doğruya hak ve menfaatlerimiz gasp edileceği için büyük bir ihtimalle kuvvet tehdidi veya kuvvet kullanmak zorunda kalacaktık. İşte o zaman çatışma riski çok daha yüksek olurdu. Oysa biz bugün Kıbrıslı Rumlar gibi lisans verdiğimiz için, NAVTEX ilan edebildiğimiz için, sahada sismik çalışma yapabildiğimiz için, insansız hava araçlarıyla bu çalışmaları gözetleyebildiğimiz için, kazı yapmaya başlayabildiğiniz ve artık kazı gemisine sahip olduğumuz için ben çatışma riski çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Peki AB diyor ki Avrupa Birliği bu faaliyetlere son verilmeli ve kapsamlı bir diyaloğa gidilmeli. Mümkün mü? Nasıl buluyorsunuz bu açık çağrıyı? Avrupa Birliği'nin yaptığı çağrı, bir kere eğer bu kaynakların ortağı olan Kıbrıs Türk halkının meşru yasal temsilcilerini de masaya davet edecek bir çağrıysa, zaten ne Türkiye bundan geri durur, ne Kıbrıs Türk halkı bundan geri durur. Bütün ilgili tarafların, bütün hak sahibi tarafların masada olması kaydıyla, tabii ki diyaloğa açığız, işbirliği çağrısı yapan biziz. Masada önerilerimiz vardır aynı zamanda. Ama çok daha önemli bir husus, eğer Avrupa Birliği ya da Kıbrıs Rum tarafı, biz Kıbrıs Cumhuriyeti dediğimiz devlet ile Türkiye arasında bir diyalog istiyoruz diyorlarsa, biraz hava alırlar, kusura bakmasınlar. Çünkü muhatapları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir, Kıbrıs Türk halkıdır. Bu kaynağın, Kıbrıs adası etrafındaki kaynağın ortağı biziz. Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yatkıya alanları içerisindeki kaynağın sahibi de Türk halkıdır. Bu birinci husus. İkincisi ise, bu bölgede gerçekten taraflar arasında bir diyalog olabilmesi için Avrupa Birliği bir çağrı yapabilir. Bütün ilgili tarafları masaya davet edebilir. Geçmişte kısa bir süre önce, bir sene kadar önce, 5-6 ay önce, salgından önce Almanya Başbakanı bu konuda bir tür arabuluculuk adımı attı zaten. İsviçre'nin bazı önerileri oldu zaten. Burada Kıbrıs Rum tarafının bir karar vermesi gerekir. Muhatabının ve bu kaynakların ortağının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu gördüğü, bunu benimsediği, kabullendiği ve paylaşmaya hazır olduğu noktada tabii ki bu mümkündür. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Avrupa Birliği'nin kendi hukukuna göre, yani 2004 yılındaki katılım anlaşmasının 10 numaralı protokolüne göre, Avrupa Birliği hukuku onların Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri devletin, hükümetinin etkili kontrol uygulamadığı alanlarda askıdadır. Yani sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara topraklarında değil, deniz alanları içerisinde de, Kıbrıs Adası'nın etrafında da Kıbrıs Rum Devleti'nin fiilen ve fiziken etkili kontrol uygulamadığı alanlarda Avrupa Birliği hukuku askıdadır. Bunu söyleyen Avrupa Birliği hukukunun kendisidir.
Avrupa Birliği kendisinin zaman zaman yapmış olduğu açıklamalarda bir takım egemenlik haklarından bahsetmesi kadar anlamsız bir şey olamaz. Bırakın egemenlik hakkını, fiili anlamda AB hukuku dahi biz sahada olduğumuz oranda askıdadır. Bunu da kimse göz ardı etmez. Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik 32 yıldır uygulanan silah ambargosu 2021 mali yılı için kaldırıldı. Az önce siz de söylediniz, Rusya ve Çin'in bölgedeki hakimiyetine karşı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz? Kıbrıs ABD'nin Doğu Akdeniz'deki kilit ortağıdır açıklaması geldi. Şimdi birinci nokta şudur. Bu silah ambargosu 30 küsur yıl önce yürürlüğe konulurken neyi murad edilerek konulmuştu diye bir bakalım. O karara baktığınız zaman açıkça Kıbrıs'taki çözüm müzakerelerine şans vermek ve çözüm müzakerelerinin sekteye uğramasını önlemek maksadıyla silah ambargosunun konulduğu söyleniyordu. O zaman bugün kaldırılan silah ambargosuyla soru şudur. Amerika Birleşik Devletleri artık çözüm müzakerelerini o kadar önemsemiyor mu? Zaten ortada bir çözüm müzakeresi yok aslında. Ama bu açıdan aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin burada temel kaygısının Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözümün bulunması değil, kendi menfaatleri olduğu çok aşikar ortaya çıkıyor. Kendi nasıl ulusal menfaatleri çerçevesinde şöyle bir menfaat. Kıbrıs Rum tarafına silah ambargosunu karşılıksız kaldırmıyor Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle Rusya'nın buradaki etkisini kırmaya dönük bir bağlantısı var. Rumların kara gözü kara kaşı için bu silah ambargosu kaldırılmıyor. Rusya Federasyonu ile ilgili iki tane şart koymuş durumda Amerika Birleşik Devletleri. Silah ambargosunun kaldırılması karşısında iki şart var. Bunların yerine gelmesini takip ediyor. 2021 yılında da bunu takip edecek. Bir yıl boyunca kendilerine belli bazı silahların ve iletişim araçlarının satın alınması yönünde izin verecek. Nedir bu şartlar? Birincisi, Rus savaş gemilerinin Kıbrıs Rum limanlarını ikmal maksadıyla kullanmasına izin vermelerine son verecekler. Rum tarafı bundan artık vazgeçecek. Rus savaş gemilerini bu bölgeye sokmayacak gibi bir şart var. Bir ikincisi de kara paranın aklanmasına karşı mücadelede Amerika ile kara paranın aklanmasına karşı mücadelede Amerika ile Kıbrıs Rum yönetimi işbirliği yapacak. Bu iki şart var. Neden peki? Çünkü Rus oligarkların kayıt dışı finansı Kıbrıs Rum tarafında offshore bankalara yatırdığını, Ruslar aracılığıyla ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. Hatta Kıbrıs Rum Kilisesi ile birlikte de yatırımlar yaptığını biliyoruz. Hatta 2012 yılında yaşanan ekonomik krizde Avrupa Birliği de buradaki Rus etkisini, finansal anlamdaki, ekonomik anlamdaki Rus etkisini kırmaya çalışmıştı. Banka hesaplarından yapılan kesintiler de, yani her kat denilen kesintiler de Rus oligarkların Rum bankalarında tuttuğu mevzudan kesinti yapılması şeklinde bir caydırmaya dönük adımdı. Bugün geldiğimiz noktada Amerika diyor ki kara paraya karşı mücadelede benimle işbirliği yapacaksın. Aynı zamanda Rus savaş gemilerini kendi limanlarına sokmayacaksın. Bu açıdan Rusların bu bölgedeki ve Kıbrıs Adası'nın güneyindeki etkisini Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu kaldırarak kırmaya çalışıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.